Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, Türkiye'de bazı şeyler değişiyor gibi görünüyor ama ne yazık ki aslında hiçbir şey değişmiyor. Değişmeyen şeylerden birisi de istisna hukukunun aslında Kürtlere karşı sürekli sistematik olarak devrede olması. İstiklal mahkemelerinden devlet güvenlik mahkemelerine, özel yetkili mahkemelerden sulh ceza mahkemelerine kadar aslında bu istisna hukuku her gün mütemadiyen Kürtleri cezaevine göndermenin, onların demokratik hak ve hukuklarını yok etmenin aracına dönüşmüş durumda. Bu anlamıyla cezasızlık meselesinin de hukuk açısından önemli bir sorun olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yargıtay, eski İçişleri Bakanı ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Mehmet Ağar'ın sanık olarak yargılandığı Ankara'da zorla kaybedilen 19 kişiyle ilgili açılan Ankara JITEM davasında verilen beraat ve zaman aşımı kararını onadı. Bu JITEM meselesini Türkiye kamuoyu aslında biliyor ama bir yönüyle de hiç bilmiyor. Çünkü bu JITEM meselesi sürekli yargıdan kaçırıldı, sürekli üzeri kapandı. 90'lı yıllarda Kürtlere karşı işlenen işkence, zorla kaybetme gibi insanlığa karşı suçlarda devlet tam 30 yıldır hiçbir araştırma, inceleme yapmadı. Göstermecilik soruşturmalar açtı. Davaların hepsi akamete uğratıldı. Ve sonuçta 30 yılın sonunda ya zaman aşımı oldu ya da bütün bu suçlar açısından büyük bir beraat kararları verildiğini ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle bu dosya açısından ifade edersek bir numaralı sanık Mehmet Ağar hakkında suç örgütü kurmaktan kesinleşmiş cezası olan biridir. Ama ne yazık ki somut delil olmasına rağmen keşif tutanakları varken tüm deliller yok sayılmış, olayın önemli tanıkları dinlenmemiş, MİT tarafından bilgi ve belge istenmemiş ve susurluk raporunun önemli bir kısmı devlet sırrı denilerek sümen altı edilmiş ve hem yargıdan hem de kamuoyundan kaçırılmıştır. Şimdi buradan söylemek istiyoruz. Yeni bir dönem tartışmasının olduğu bir yerde Kürt'e reva görülen bu cezasızlık politikasıyla nasıl yol alınacak sorusunu sormak gerekiyor ve 90'lı yıllarda yakınlarını kaybedenlerin çocukları büyüdüler, avukat oldular ve o mahkeme salonlarında katillerin yüzüne bakarak sen öldürdüğün kişinin öldürdüğüm babanın oğluyum diye savunma yaptılar. Ama ne yazık ki hiç yol alınamadı. Ben bu katliamlarda JITEM'in katlettiği o masum insanlarımızı da bu vesileyle anmak istiyorum. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, 13 Ekim Pazar günü bir miting gerçekleştirmek istedik. Kararını çok önceden aldığımız, yaklaşık bir aydır hazırlıklarını yaptığımız bir mitingdi. Valilik önce mitingimize izin verdi. Ama ne olduysa oldu. 8 Ekim akşamı birdenbire valilik bütün eylem etkinlik ve Buyurun tamamlayın. Teşekkür ederim. Mitingimizi yasaklı hale getirdik. Kente giriş çıkışlar yasaklandı. Halka saldırılar oldu. Avukatların kolu kırıldı. Vekillerimiz başta olmak üzere orada bulunan birçok kişinin alana girişi engellendi. Gazeteciler gözaltına alındı. 60 yaşındaki annelerimiz darp edildi. Bütün bunların müsebbibi kim? Bütün bunların müsebbibi en başta hükümetin kendisi ve tabii ki onun İçişleri Bakanlığı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. En temel hakkımız olan miting hakkımızı, basın açıklaması yapma hakkımızı, protesto hakkımızı, yürüyüş hakkımızı sistematik olarak yok sayan, sistematik olarak ihlal eden bir akılla karşı karşıyayız. En son İçişleri Bakanlığı X hesabından şöyle bir paylaşım yapmış. 36 ilde toplam 269 kişinin gözaltında alındığını duymuş. Soruyoruz, çok büyük bir marifet gerçekten. Eylem yapan, demokratik hakkını kullanan 269 kişiyi gözaltına almış ve bunun... Buyurun tamamlayın lütfen. Aslında demokratik hakkını kullananlara sistematik olarak gözaltı furyasını dayatan bir akıl bir de bunun duyurusunu yapıyor, bir de bununla övünüyor. Gerçekten pes doğrusu demekten başka bir şey diyemiyoruz. Bugün de yine Silopi'de Barış Annelerinin 3 gün sürecek olan bir eylemi vardı. Şu anda Silopi ilçe binamıza yüzlerce anneyi koymuşlar. Kapının önünü kolluk tutmuş durumda ve annelerimizin kapının önüne çıkmasını bile engelliyorlar. Hepsi yaşlı, hepsi hasta ve bu insanların tek bir derdi var. Bu coğrafyada akan kan dursun, barış olsun istiyorlar. Ama sonuç AKP'nin kolluğu, emrindeki kolluk ilçe binamızın kapısını tutmuş, annelerimizin nefes almasını engelleyecek şekilde kapıya çıkmasını bile engelliyor. Bu
doğru değil. Bu akıl akıl değil. Bu yol yol değil. Bu insanlar niye sınıra gidiyorlar? Bir dertleri var. Çocuklarını kaybetmişler. Canları yanmış. Ciğerleri yanmış. Ama buna rağmen ellerini taşın altına koyuyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Ve kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu annelerin karşısına polisi diken, kolluğu diken aklın gerçekten büyük bir akıl tutulması olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ve buradan hükümete, İçişleri Bakanlığı'na da şu çağrı yapmak istiyoruz. Derhal ilçe binamızın önünü açın. Anneleri ilçe binamızdan çıkamayacak şekilde orada yaşlı hasta annelerimizin başına gelecek her şeyden sorumlusunuz. Bunun altını çiziyorum. Şu anda orada nefes dahi alamıyorlar. Binlerce, yüzlerce anne var şu anda ilçe binamızda. Bir de tabii son günlerin konusu değinmeden geçemeyeceğim Sayın Başkan, sizin de sabrınıza sığınarak. Şimdi devlet neredeyse uçan kuştan vergi alıyor. Soluduğumuz havadan, akan sudan, her şeyden, dere tepeden vergi kesecek. Deli dumrul vergilerini salmışlar. Gerçekten insanları nefessiz bırakıyorlar. Neymiş? 100 bin lira kredi kartı limiti olanlardan 750 lira savunması. Buyurun bitirelim lütfen. Sanayi savunma fonuna aktaracaklarmış. Bakın, bir vergi ki tamamen hukuksuz. Ya borçlanmanın vergisi olur mu? Yani gelirin vergisi olur, hadi anlarız da. Şunu diyor devlet bize, hükümet bize. Ben sizin borçlanma ihtimalinizi seviyorum. Olur da borçlanma limitiniz 100 bin lira ya. Ben bu ihtimali seviyorum. Bu ihtimali vergilendireceğim diyorsunuz. Tarihte görülmemiş bir şey. Siz borcu, borçlanma ihtimalini vergilendiriyorsunuz. Onun bile vergiyle sınırlandırmaya çalışıyorsunuz. Oysa ki bu ülkede kredi kartları niçin kullanılıyor? Gıda için kullanılıyor, eğitim için kullanılıyor, temel tüketim için kullanılıyor. Yani insanların parası olmadığı için, borç çevirmek için kredi kartını kullanıyorlar. Ama şimdi siz onun da üzerine çöktünüz. Neymiş? Savunma sanayine fon ayıracakmışsınız. Çocuklara yemek için fon ayırıyor musunuz? Hayır. Kadınların HPV aşısı olması için fon ayırıyor musunuz? Buyurun lütfen. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için fon ayırıyor musunuz? Hayır. Kirasını ödeyemediği için parkta, bahçede ya da ailesinin yanına geçinen, kirasını ödeyemeyenler için bir fon ayırıyor musunuz? Ona da hayır. Yoksula fon ayırıyor musunuz? Hayır. Neye ayırıyorsunuz? Savunma sanayine. Niye? Doymadı mı savunma firmalarınız paraya? Daha ne yapacaksınız? Bütün ülkenin bütçesini savunma sanayine, güvenlik bütçesine, savaş bütçesine ayırıyorsunuz. Bir de kalkmışsınız borçlanma ihtimalini vergilendiriyorsunuz. Biz söyleyecek söz bulamıyoruz size. Sizi halka, halkın vicdanına, ferasetine ve günü geldiğinde size vereceği o muhteşem cevaba havale ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Koçyiğit. Cumhuriyet Halk Partisi adına grup